Peki şu anda yani paralimpik olarak hele hele yelkende bu şeyi sporu nasıl gerçekleştiriyorsun? Şu an Mersin'de teknelerimiz milli takım kamplarıyla ve hazırlık kamplarıyla hazırlanıyoruz. En son İtalya'da Dünya Şampiyonası'nda dünya üçüncülüğü elde ettim. Bu sene de yine dünya şampiyonumuz ve Avrupa şampiyonluğumuz var. Ona hazırlanıyoruz. Şeyin burada tekel, çift bu işi nasıl başarıyorsun? Herkes aslında her engelli kendi engeline göre tekneyi biraz dizayn ediyor. Hakemlerin kararıyla tabii. Ben de o şekilde idare etmeye çalışıyorum. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sayın Cumhurbaşkanım, merhabalar. İsmim Begüm Esra Ayten, moleküler biyoloji ve genetik uzmanıyım. Öncelikle sporcu arkadaşlarımızın yanında biz bilim insanlarını da burada ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben projelerimle ilk olarak 2017 yılında Kademin İnovasyonda Kadın Yarışması'nda ödül elde ettikten sonra yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda ödül ve hibe almaya hak kazandım. Plastik atıkların, kağıt atıklarının, tekstil atıklarının geri dönüşümü için %100 biyolojik enzimler üretiyorum bakteriler aracılığıyla. Ve bizim araştırmalarımız sırasında gördüğümüz, daha önceki araştırmalardan da edindiğimiz bilgilere göre tütün atıklarının içerisinde bulunan plastik ve selüloz atıklar doğada çözülmeden çok uzun yıllar boyunca kalabiliyor. Bu da hem ekosisteme hem tarım arazilerine oldukça büyük zararlar veriyor. Yani tütün endüstrisi insan sağlığının yanında doğaya ve ekonomimize de çok büyük zararlar veriyor. Bu nedenle ben sigara kullanımının azaltılması amacıyla hem insan sağlığı hem de çevreyi koruma vizyonuyla verdiğiniz emekler için hem biz gençler adına hem de gelecek nesiller adına çok teşekkür ediyorum. Ben de çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle yani bu konuda hani elektronik sigara filan şeyler söylüyorlar. Bunların hepsi aldatmaca. Hepsi nasıl para kazanırız? Bunun yolları. Yani elektronik sigara denilen öbüründen daha farklı değil. Çok acımasız aslında zarar vermeye devam ediyor. Hem keseye hem vücuda. Ama bunlara tabii inşallah fırsat vermeyeceğiz. Elimizden geleni yapacağız. Hele son zamanlarda bir de biliyorsunuz bu nargile olayı ortada. Nargile sigaradan Tuğba Hanım bu işi çok daha iyi biliyor. Daha az zararlı değil. Tam aksine çok daha fazla zararı var. Ve bu zarardan da milletimizi kurtarmak için inşallah buna yönelik de bazı hazırlıklar yapıyoruz. Çünkü onu da başarmamız lazım. Evet. Merhabalar Sayın Cumhurbaşkanım. Ben Furkan Akar, 20 yaşındayım. Kısa mesafe sürat pateninde olimpiyatlara hak kazanan ilk milli sporcuyum. Ve 2022 kış olimpiyatlarında ilk 10'a giren ilk Türk sporcuyum. Bir Erzurum çocuğu olarak kış sporları ile ilgileniyorum. Palandöken'de kayak yapıyorum aynı zamanda. Küresel ısınma bu şekilde ilerlerse gelecek nesiller bu güzelliklerden yararlanamayacak. Gün geçtikçe dünyamız daha çok ısınıyor. Sigara şirketlerinin faaliyetleri her yıl 84 milyon ton karbondioksit tüketimine salgınına neden oluyor. Bu salgın küresel ısınmayı körüklüyor. Sigara içmek asla spor ve çevrecilikle bağlaşmaz. Teşekkür ederim. Ona karşı mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz. Hele hele arkadaşlarınızın içerisinde sigara içenleri bulduğunuz anda diyeceksin ki gel ben seni seviyorum. Ama şu sigarayı bırak. Ver sigarayı ben onu müzeme koyayım de. Bu mücadeleyi böyle vereceğiz. İnşallah. Evet. Sayın Cumhurbaşkanım, hayırlı günler. Bizi burada ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Benim adım Gökhan Dinç, proje uzmanıyım.
tütün kontrolü ve sosyal kalkınma alanlarında ulusal ve uluslararası çok sayıda proje geliştirdim ve yürüttüm şimdiye kadar. Az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi ülkemiz Dünya Sağlık Örgütü'nün tütün kontrolü ile ilgili ilkelerini dünyada en iyi uygulayan ülkelerden bir tanesi. Dumansız hava sahası, düz paket uygulaması, ondan sonra sigara bırakma hattı gibi çok sayıda iyi uygulamamız var. Son 15 yılda bunların her biri bizler için ayrı ayrı birer kazanım niteliğinde. Fakat bunların hepsini daha anlamlı kıran sizin bu süreçte gösterdiğiniz politik liderlik ve duruş bizce. Çünkü daha farklı konuşmalarınızda bizlere de aktardığınız gibi tütün endüstrisi çok farklı zamanlarda çok çirkin tekliflerle de gelebiliyor. Ben her zaman halkın sağlığını gözettiğiniz için bu süreçte bütün arkadaşlarım adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, müsaade ederseniz bir konuya daha değinmek isterim. Az önce sizin de bahsettiğiniz gibi elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleri dünyada bir epidemiye dönüşmüş durumda. Bu ürünlerin hedef kitlesi de çocuklar ve gençler. Bu ürünlerin en yoğun satıldığı Amerika Birleşik Devletleri'nde 18-24 yaş arası kullanıcıların %40'ı hayatında daha önce hiç sigara içmemiş çocuklar. Ve toplam kullanıcıların ise %17'si 18 yaşın altında, ne yazık ki Sayın Cumhurbaşkanım. Özetle Amerika'nın bu konuda başı belada. Dünyanın diğer ülkelerinde de durum çok farklı değil. Şükürler olsun ki sizin liderliğinizle elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerinin Türkiye'ye girişi, satışı, pazarlanması şu anda yasaklanmış durumda. Bu bizleri çok mutlu ediyor. Ama diğer yandan da endüstri hiçbir zaman boş durmuyor. Çeşitli bu ürünleri normalleştiren yayınlar üreterek ülkemizde, çeşitli bilim insanlarını davet ederek kongreler düzenlemeye çalışarak ve her şeyden önemlisi internet üzerinden bu ürünleri satmaya çalışarak bir kullanım alışkanlığı oluşturmayı hedefliyorlar. Bu noktada biz gençlerin sizlerden muradımız özellikle elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerinin internetten satışı konusunda dijital denetimlerin daha fazla arttırılması ve bu denetimler neticesinde yasaya uymayan ve ceza alan kişilerin kamuoyu nezdinde daha onlara uygulanan yaptırımların daha görünür kılınması efendim. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şu anda siz zaten gerekli olan duyuruyu, talimatı ilgili olan mercilere vermiş durumdasınız. Sağ olun. Merhaba Sayın Cumhurbaşkanım. Öncelikle bizleri buraya kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben Toprak Razgatlıoğlu, Kenan Sofoğlu'nun öğrencisiyim. 2021 yılı dünya şampiyonuyuz motosiklet dalında. Geçtiğimiz yıllarda motor sporları, sigara ve tütün sponsorluğu çok yaygındı. Ve bu şekilde milyonlarca insanları etkilemeye çalışıyorlardı. Bizler sigaranın insan vücuduna ne kadar zararlı olduğunu ve kullanılmaması gerektiğini söylemek için buradayız. İnşallah sesimizi duyurabiliriz. Teşekkür ederim. Tabii Razgatlıoğlu da maşallah bizleri bayağı hem heyecanlandırıyor hem tabii ürkütüyor. Acaba ne olur, nasıl gider filan diye. Sayın Cumhurbaşkanım. Son şampiyonluk nerede olmuştu? Kenan abi bıraktıktan sonra bayrağı biz devraldık. Biz devam ediyoruz artık. En son nerede yarıştınız? En son Portekiz'deydik. İkinci olduk, birinci olamadık. O birinci yüzden kim oldu? Birinci İngiliz pilot oldu. Ama şimdi haftaya İtalya'da yarışımız var tekrar. Biz birinci olduğumuz zaman anca seviniyoruz. İkinciliğe artık sevinemiyoruz. İnşallah İtalya'da birincilik mücadelesi vereceğiz. Yanındaki ne yapacak? Can Öncü Kenan abinin koltuğunu devraldı. Şimdi o devam ediyor. Öyle aynı mi? Takımda. O da dünya şampiyonasında yarışıyor. Maşallah. O da çok başarılı. Geçen sene ve bu sene çok güzel başladı. İnşallah o da şampiyonluk mücadelesi veriyor. Olacak değil mi? Olacak inşallah. Maşallah.